29. paragrafta duruşmanın önce bir yapısını incelememiz gerekiyor. Şunu belirlememiz gerekir önce. Duruşma bütün muhakemenin tepe noktasıdır. Öyle bir tepe noktası ki bütün muhakeme sırasında yapılan bütün işlemler duruşmanın iyi bir şekilde kesiksiz savunma haklarını sağlayacak şekilde maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasına yol açacak biçimde gerçekleşmesini sağlayacak olsun. Yani bütün soruşturmanın başından itibaren yapılan her şey bir tek hedefe yöneliyor. Duruşmaya yöneliyor. Bu nedenle duruşmanın tüm kurallara uygun olarak yapılması ve esas hakkında, maddi mesele hakkında hüküm kuracak olan mahkemenin vicdani kanaate ulaşmak açısından maddi meseleyi burada öğrenmesi gerekiyor. Bu öğrenme kelimesi çok önemli. Biz buna öğrenme muhakemesi adını veriyoruz. Mahkemenin daha önce hiç bilmediği bir olayı ilk defa duruşmada öğrenmesi gerekiyor. Fakat Türk hukuku bu konuda biraz sıkıntılı. Ya daha doğrusu Avrupa hukuku biraz sıkıntılı. Çünkü dosyayı incelemiş olan hakim, dosyadan edindiği bilgilerle duruşma hakkında, duruşmada inceleyeceği olay hakkında ön fikir ediniyor. Buna karşılık Anglo-Amerikan sisteminde jüri ilk defa duruşmada öğreniyor olayı. Hiç bilmiyor. Daha evvel duruşma olay konusunda hiçbir bilgi sahibi değil jüri üyeleri. Ve jüriye maddi mesele hakkında soru soruluyor. Fiili işledi mi, işlemedi mi şeklinde. Ve sırf ona karar veriyor. Fiil bakımından karar veriyor. Hukuki tavsifini, hukuki sonuçlarının belirlenmesini yine hukukçular yapıyor. Ama fiilin işlenip işlenmediği konusundaki belirlemeyi jürinin yaptığı bir sistem sanıyorum ki daha faydalı bir sistem. Şimdi duruşmada uygulanan prensipler var. Birincisi 182. madde. Eda maddeyi bir okuyalım isterseniz. 182. Duruşmanın açıklığı. Duruşma herkese açıktır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır. Peki. Şimdi bakın birinci fıkra, duruşma herkese açıktır diyor. Ne anlıyorsunuz bundan? Herkese açıktır. Herkes kim? Kamu değil mi? Topluma açıktır duruşma. Herkese açık derken ne kadar açıktır? Biz bu açıklığı duruşma salonunun aldığı kadar kişiyi açık olarak anlamak istiyoruz. Yani herkese açıktır derken dünyaya açık, herkese, bütün topluma açık. Evet ama çok fazla açık olursa buradan da bir sıkıntı doğuyor. Buradan yola çıkan kanun koyucu 183. maddeyi düzenlemiş. 183. maddeyi bir okuyun şimdi. Yine edasız okuyun. 180. maddenin 5. fıkrası ile 196. maddenin 4. fıkrası hükmü saptı kalmak üzere adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz. Bu hüküm adliye binası içerisinde ve dışındaki diğer adli işlemlerin icrasında da uygulanır. Bakın 183. madde bir yasak koyuyor. Yasak, duruşma sırasında ses ve görüntü kaydının yapılması ve nakledilmesini yasaklıyor. Ama biraz evvel şunu görmüştük. Kanunun kendisi
Bazı hallerde ve birçok hallerde bu ses ve görüntü kaydına izin veriyor, nakle de izin veriyor. Ve öyle diyor zaten 183. Benim kendimin izin verdiği haller dışında kayıt yapılmasını yasaklıyorum diyor. Ve bu yasakta bir hedef var, bir amaç var. Amaç şu: duruşma aleni ama aleniyetin getirdiği bir güven var, denetim var ama bir de sanığın korunan susuzluk hakkı var. Susuzluk karenesi hakkı var. Eğer siz duruşmayı bir televizyon dizisi gibi herkese yayarsanız, bu takdirde halk duruşmayı izlediği takdirde, herkes izlediği takdirde o duruşmanın sanığın suçluluğu konusunda bir kanaat oluşturması sonucu doğar. Bu nedenle şey yasaktır mesela, canlandırma filmleri yapmak yasaktır. Failleri ortaya çıkartmak için bazı ülkelerde rastlarsınız. Çözülemeyen olayları canlandıran bir şey yaparlar, bir şüpheli vardır. Oynayan bir kişi şüpheli rolünü. İşte birisini öldürür, filmini çekerler. Sonra sorarlar halka, bu olayı hatırlıyor musunuz? Bununla ilgili ihbarda bulunur falan. Bu ceza muhakemesi hukukunda yasaktır. Şu sebeple yasaktır: o filmi canlandırdığı şekliyle insanlar gerçekçi zanneder. Halbuki gerçek olay bir bambaşkadır. Daha bilmiyoruz ki olay nasıl cereyan etti. Meşru savunmayla mı bıçakladı, yoksa başka birkaç kişi ilerdi, bilmiyoruz olayı. O anda fiktif bir şekilde bir canlandırmayı hukuk yasaklar. Burada da bu uzun konuşmalarımın şeyi şu: günümüzde Covid sonrasındaki duruşmaların aleniyeti nasıl sağlanacak meselesine gelmek istiyorum. Şimdi böyle bir sanal ortamda duruşma yapıldığı takdirde bunun aleniyeti nasıl sağlanacak? Bir sanal ortamdaki duruşmayı herkese açalım mı? Bütün topluma açalım mı? Yoksa belli sayıda kişilere mi açalım? Yani bu tartışmalar önümüzdeki dönemde sanık hakları bakımından bir ortaya çıkacak problem olacaktır. Peki, şimdi duruşmanın aleni yapılacağını gördük. Açık yapılacağını gördük birinci fıkrasında. Bir de 231. maddenin birinci fıkrasına bakalım Eda. 231 birinci fıkrasına. 231. madde hükmün açıklanmasını düzenliyor. Duruşma yapıldı, hüküm açıklanıyor. Nasıl açıklanacak? Okuyalım. Duruşma sonunda 232. maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçiren hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. Evet. Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, merci ve süresi bildirilir. Beraat eden sanığa tazminat Tamam. isteyebilir. İlerlemeyelim. Tamam. Bakın şimdi 231. madde hükmün hüküm fıkrasının anlatılacağını söylüyor. Duruşma sırasını anlatacağını söylüyor. Yani duruşmanın içinde anlatılacağını söylüyor. Şunu belirtmek istiyorum: duruşma kapalı yapılsa dahi hüküm alenen açık bir duruşmada tefhim edilir, anlatılır. Kapalı bir duruşmanın sonunda ortaya çıkan duruşmada hüküm de açık bir duruşmada yapılacak. Ama 185. madde bunun istisnası. 185. maddede biraz evvel pratik çalışma sırasında incelediğimiz 185'te 18 yaşını doldurmamış ise sanık, duruşma kapalı yapılır, hüküm de kapalı duruşmada açıklanır diyor. Demek ki çocuklar bakımından hem duruşmanın kapalılığı hem de tefhimin kapalılığı söz konusu. Fakat yetişkinler bakımından duruşma kapalı yapılsa bile
hükmün aleni tefhim edilmesi gerekiyor. Bu ileride belki bozma kararı alabileceğiniz bilgilerden biri olabilir. Sık yapılan bir hata bu. Kapalı duruşmanın arkasında mahkemeler genellikle hükmü de kapalı olarak tefhim ediyorlar. Ve bozuluyor kararları. Eğer böyle bir şeye rastlarsanız temiz sevgi yapın ve bu dersi de hatırlayın. Bu bozma kararı elde etmek bir avukat için önemli bir şeydir. Usulü yönden bozma kararı elde etmek de bazen daha kolay oluyor. Yine 182. maddenin ikinci fıkrasına bakalım şimdi. Kapalılık ile ilgili bir karar. Kanun diyor ki genel ahlakın veya kamu güvenliğin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşma bir kısmı veya tamamı itibariyle kapalı yapılmasına karar verilir. Üçüncü fıkrasında kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm de açık duruşmada açıklanır diyor. Şimdi bunu yorumlayalım Baran. 182. maddenin 2 ve 3. fıkralarını biraz düşünün bize. Baran. Okuyorum hocam maddeyi. Önce bir oku. Genel ahlakın ve kamu güvenliğini kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır. Peki. Şimdi şunu soralım önce. Aleni duruşma kapalı yapılabilir mi? Bu maddeye göre Yapılabilir. hocam. Yapılabilir. Hangi Evet. hallerde bir duruşma kapalı yapılabilir? İkinci fıkra. Genel Kamu güvenliği ahlakın falan bir de var. kamu güvenliğinin kesin bir de 185. maddede çocuk ise kapalı yapılacaktır diye 3 tane unsur tespit edelim şimdilik. Demek ki kapalı bir duruşma, gizli bir duruşma, kapalı bir duruşma yapılabilmesi için genel ahlakla ilgili bir nokta var. Bir de kamu güvenliği diyor. Başka bir şey söylemiyor kanun. Fakat başka şeyler de ortaya çıkabilir. Mesela mukayeseli hukukta böyle var. Bizim kanun çok dar tutmuş. Kapalı duruşma yapılmasının sebeplerini sınırlamış. Üçüncü fıkraya bakın. Kapalı duruşma yapma kararı vermesi gerekiyor mahkemenin. Ve bu kararın da gerekçesi olması lazım. Gerekçesinde açıklaması gerekiyor. Nerede açıklayacak gerekçesini Baran? Açık duruşmalı Açık hocam. duruşmada. Peki, kapalı duruşma yapmanın gerekçesini açık duruşmada açıklarsa, gerekçeden yola çıkarak o kapalılığın sebebi ortadan kalkmaz mı? Yani Evet, biliyorum. gerekçesini söylerken genel ahlaka aykırılık var diyor. O genel ahlaka aykırı ne olduğunu söylemesi lazım ki gerekçe olsun. Değil mi? Bu nedenle Alman hukukunda bu konuda gerekçe dahi yazılmayacağına ilişkin bir düzenleme var. Yani bazı hallerde mahkeme gerekçesiz de karar verebiliyor. Çünkü gerekçesini yazarsa aleni duruşmada söylemesi lazım. O zaman da gizliliğin şeyi kalkmıyor, ortadan kalkıyor zaten. Ama bizim kanun böyle. Hem kararını açıklayacak, ben kapalı yapmaya karar verdim diyecek ve kapalılığın da gerekçesini söyleyecek. Fakat sonuçta verdiği hükmü aleni duruşmada açıklayacak. Sonuç hüküm kapalı bir duruşmada çıksa bile sonuçta verilen hükmün aleni duruşmada açıklanması gerektiğini görüyoruz. Şimdi bu kapalılık ve gizlilik meselesi bizi daha evvel de meşgul etmişti hatırlarsanız. Soruşturma evresinin gizliliğini incelemiştik hatırlıyor musunuz? Soruşturmanın gizliliği 157. madde. Soruşturma evresinin tümü gizli. Fakat duruşmaya geldiğimizde duruşmada aleni bir duruşma yapılacak.
aleni duruşmanın da sadece karar ile, belli bir karar ile gizli, kapalı yapılmasına karar verebiliyoruz. Bu nedenle kanunda köklü bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Yani sistem bakımından bir farklılık olduğunu söylemek mümkün. 187. maddeye bakın şimdi bir de. Kapalı duruşmalarda kimler hazır bulunuyor, biliyor? Baran okuyalım maddeyi yine. Kapalı duruşmada mahkeme bazı kişinin hazır bulunmasına izin verebilir. Bu halde adı geçenler duruşmanın kapalı olmasının gerektiren hususları açıklamamaları bakımından uyarılırlar ve bu husus tutanağa yazılır. Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayınlanamaz. Açık duruşmanın içeriği milli güvenliğe veya genel ahlaka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise mahkeme bunları önlemek amacı ile ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğini kısmen veya tamamen yayınlanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar. Peki bakın şimdi 187. maddede birkaç fikir görüyorsunuz. Birinci fikir, kapalı bir duruşma yapılabilir. Kimler hazır bulunabiliyor? Muhakemenin, süjelerinin hazır bulunması tabii. O halde izleyiciye kapalı bir duruşma diye düşünün kapalı duruşmayı. Ama duruşmada hazır bulunan kişilere de uyarı yapıyor mahkeme. Ve bu konuda tutanak tutuyor uyarı yaptım diye. Çünkü ikinci fıkraya bakın şimdi. Kapalı bir duruşmanın içeriği iletişim aracıyla yayınlanamıyor. Basında bunun çıkmasına yasak koymuş. Fakat bir de açık duruşmalarda yasak da koyabiliyor mahkeme. 187.3 önemli. Bunu yayın yasağı diye basında bazen duyabiliyorsunuz. Eğer açık duruşmada yapılan bir konuşmanın içeriği milli güvenliğe, genel ahlaka, kişilerin saygınlığına aykırı ise bu takdirde mahkeme o kısmın yayınlanmasına yasak koyabiliyor. Yayın yasağı. Evet, böylece bugünkü konularımızı sonuçlandırdık.